Sivas'ın güzel köylerinin birinde Mehmet Emin'in oğlu Ali ile Kozan Ağa'nın kızı Yeliz birbirlerini deli gibi severler. Gel gör ki Yeliz bir ağa kızıdır. Ali ise bir fakir aile çocuğudur. Bu nedenledir ki Mehmet Emin bir türlü cesaret edip de ağadan Yeliz'i Ali'ye isteyemez. Fakat Ali'nin ağızlarına dayanamayan Mehmet Emin Yeliz'i Ali'ye istemek için çalar ağanın kapısını. Buyurun. Selamün aleyküm ağa. Ve aleyküm selam Mehmet emmi. Hoş geldin, sefalar getirdin. Buyur bakalım, ne istiyorsun? Ağam, yüzüm kızarıyor. Söylemeye utanıyorum. Köleniz olan benim oğlan Ali, sizin kız Yeliz'e tutulmuş. Ben de Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı istemeye geldim. Bu durum karşısında Kozan ağası Mehmet emmi hiç de hoş karşılamaz. Buna rağmen vermem de diyemez. Çünkü o daha önceden birçoklarının ağzından bu iki gencin birbirlerini sevdiklerini duymuştur. Ancak bunun yanında işi zorlaştırmak için Mehmet emmiye bazı şartlar koşar. Zavallı Mehmet emmi. Benim kızım aşıktır, ozanlar, saz çalar, türkü söyler ve bin bir hüneri vardır benim kızımın. Senin oğluyun da böyle bir hüneri varsa ikisini de karşılaştıralım, atışsınlar, yarışsınlar. Senin oğlun Ali benim kızım Yeliz'in sorularına cevap verirse o zaman kızımı Ali'ye verdim gitti. Bu durum karşısında açar kalan Mehmet emmi oğlu Ali'ye güvenerek ağanın şartlarını kabul eder. Durumu Ali'ye anlatır. Ali bir an için sevinir fakat Yeliz bana ne soracak diye de düşünür durur. Yine bir akşam karanlığında bir duvar kenarında düşünürken Yeliz nefes nefese gelir. Alim, canım Alim benim. Babamın şartlarını duydum. Hiç korkma. Sana soracağım sorular ve cevaplar şu kağıdın içinde yazılıdır. Seninle karşılaştığımızda ona göre cevap verirsin. Der ve oradan çabukça ayrılır. Ali Yeliz'in arkasından dalgın dalgın bakar ve şunları söyler. Yeliz'im, canım Yeliz'im. Bana kavuşmak için her çileye katlanıp her tehlikeye göz alıyorsun. İnşallah bir gün özlediğimiz günlere kavuşacağız. İşte o zaman birbirimizi daha iyi tanımış ve anlamış olacağız. Ali ile Yeliz'in bu irtibatından hiç kimsenin haberi olmaz. Gün gelir ağa taraftarları ile Mehmet emmi taraftarları köy muhtarının odasında toplanırlar. Ali Yeliz karşı karşıya otururlar. Yeliz sorar, Ali bakalım ne cevaplar verir? Ne kadar ne kadar
bu odaklı Hızır gez desem bana sor Dür kitabın beşerini Ali yazdı sen bana sor Mali yazdı sen bana sor Dür kitabın beşerini Dür kitabın beşerini Mali yazdı sen bana sor Gerçek ozanını Muhammed'in mezarını Cafer kazdı sen bana sor Tayyar kazdı sen bana sor Muhammed'in mezarını Muhammed'in mezarını Tayyar kazdı sen bana sor Şu dünyada yoktur suçun İsmail'e inen koşun Gayr yüzdü sen bana sor Halil yüzdü sen bana sor İsmail'e inen koşun İsmail'e inen koşun Halil yüzdü sen bana sor Sarı telli sazın pidi İmam Cafer sen bana sor İmam Cafer sen bana sor Sarı telli sazın pidi Sarı telli sazın pidi İmam Cafer sen bana sor İmam Cafer sen bana sor